şu an böyle yani Ozan'la birlikte olduğumuz için kendim böyle hakikaten vay be hani ne kadar zamandır oldu bu işlerle uğraşıyoruz vay be falan. Çünkü o zamandan beri devam eden hani birileri öyle var. Ya, evet. Tabii. Abi bir şey söyleyeceğim. Artık bozdu değil mi hocam? Ben onu diyeceğim. Sıtkın sıyrıldım abi artık böyle yani. Şimdi artık zaten hani küçüklüğümüzden beri bu işleri izliyor seviyoruz falan. Artık böyle popüler oldu bir zaman biz de coştuk. Şimdi düşüşe geçti. Her şey birbirinin kopyası, formül. Artık böyle hala içinde hani o kıpırtıyı hani sen de mesela buna bu benim işim falan diye bakmıyorsun. Daha çok hobi olarak Öyle bakıyorsun gibi. buna. Bu kadar insan yönlendirilerek soru sorulur mu yani? Buna şimdi hayır. Yani ben yönlenmeyeceğim merak etme. Yok yok. İstediğim yere getiririm onu. Getir abi Allah Allah. Biz ilk defa tanışmıyoruz oğlum o zaman. Bana ne? Allah Allah. Senin Ne gibi bileyim. değiliz. Rahat ol yani. Beni tanıyor kendisi. Yani bu sene mesela özellikle ben böyle bazen bazı filmleri falan izlerken artık ya artık bana göre değil galiba bu camia falan dedirtmedi değil zaman zaman. Ya ben öyle bir şey demiyorum ama ne diyorum? Bu filmin incelemesi için video çekmem ben ya diyorum. Hani canlı yayında konuşuruz bunu. Ya eskiden daha mı iyi filmler geliyordu? Bu sene bu pandemi döneminde mi bozduk? Bilmiyorum Biz mi ama yaşlandık? O da bir muhakkak seçenek. içinizde en yaşlısı benim. Ben böyle düşünmüyorum. Siz mantaliteyi biraz gençleştirin efendim. Ne kadar yaşlanmış Yok ama yani olabilirsiniz onları yani. demiyorum. Yani yaşlandık ya yani o yaşlı kıtasını aşık değil de. Aynı işi sürekli yapmak, aynı videoları yapmak. Videosunda değilim işte filmler açısından. Yani. Aynı filmleri bir de yani böyle çok Ya senle tabii konuşmuştuk artık gibi işinden böyle çok çıktığımızda şey toptan gelmiyor. sonra böyle. Çok böyle üzerinde konuşulacak heyecan verici işler gelmiyor artık Bu pek. sene mesela büyük şeylerden, dizi veya film isimlerden, işte yok Rings of Power'mış, Top Gun'mış bilmem ne. Ama Rings of Power da çok büyük bir hayal kırıklığıydı ya. Evet. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı yani. Biz böyle çok coşacağız, çok seveceğiz falan filan derken böyle topluca nefret ettiğimiz herhalde yok değil mi? Hani bu dizinin fanı falan böyle. Var. Var mı? Genelde Var mesela var. Jeff Bezos mesela falan. Jeff Bezos fanı ve para verdikleri. Ya ve şaka Mesela bir yana... Geek Tyrant'ta mesela sen haber okuttun ya He. bana bugün. Mesela o siteyi bilirsin. Orada haber okuyorum. O da haberde de işte mükemmel olan birinci sezonu harika geçen öyle Onlar bloglu sevmiş. yazılar ki yani. Onlar genelde benim şeyim uyuşuyor zevkim de onu sevmiş demek herifler. Yani şeyi Rings of Power'ı Amazon gayet memnun. Yapımcılar gayet memnun. İkinci sezon zaten yapılıyor. Üçün yeşil ışığı bu aralar yakılacak tarzı haber var falan. Ya bu şey olabilir tabii. Bu kötü PR'ın örtbas etme hareketi de olabilir. Hani yalan dolan bir Ya tepki de şimdi olabilir. görsel anlamda çok tatmin edici gelmiştir. Büyük bir ihtimalle Lord of Rings fanlarının memnuniyetsizliği de anlaşılır. Çünkü filmlerle de ilgili benzer muhabbetler dönüyordu. Beğenilmişti diye hatırlıyorum canım. Kimsenin Ya öyle... beğenildi beğenilmesine de işte hardcore fanlar işte Tom Bombadil'lerde işte Ben bunu diyordum vesaire abi. amına Ben kadar. ya bu fikrim değişti zaman içerisinde bunu itiraf edebilirim ama ben mesela ikinci filmi falan ikinci film bayağı böyle değişiyor ya işte Frodo oradan oraya geliyor. Ne bileyim Faramir, Maramir farklı yerlere gidiyor. İşte elfler geliyor müttefik olarak bir anda falan. Bütün onları ben görüp o zaman 16 falan yaşlarında bir fanboy olarak böyle şey olmaz konuş. Tolkien ayıp falan Ya gibi ben takılıyordum. Saruman'a ayıp diye düşünüyordum ki benim herhalde filmlerden falan öncedir. Sözlük 99'da açıldı. Ben 99'da Saruman'dım. Neredeyse hani daha kitaplar Türkçe'ye çevrilmeden önce Saruman'dım. Şimdi ikinci filmin baş kötüsü Saruman. Extended DVD'sini almazsan Saruman'a ne oldu bilmiyorsun filmde. Yani Valla. tamam Isengard bir yanıyor, yıkılıyor, bir şeyler oluyor. İşte entler geliyor, koşuyor, ediyor falan filan da. Abi Saruman nerede? İşte onu işte DVD'ye Üçüncü koyduk de mi ne orada. koyuyor değil mi? Üçte var onun. Üçte de ölüm sahnesi işte meşhur onu atmış Tabii Peter en Jackson falan başında diye. ya. Çok Bir da de güzel yani sahne. şey yok yani. Baş kötünün öldüğü yer yok. Yani filmler de mükemmel değildi aslında ama şimdi daha önce defalarca söylediğim bir benzetmem var benim. Film seyretmek biraz sörf yapmak gibi. Yani dalga sörfü gibi böyle. Eğer film seni eğlendiriyorsa sahile kadar çok güzel gidiyorsun. Ama bir şekilde film senin güvenini kaybediyorsa, o tahtadan düşürüyorsa ondan sonra her sahne böyle suratına çarpan dalgalar gibi seni perişan ede ede taşıyor sahile Evet, kadar. doğru. Yani o yüzden beyin bir kere kapatıyor bütün açıkları. Yani şeyleri seyredin ya Indiana Jones'ları vesaireleri seyredin. Tabii canım. Ya da ne bileyim Mumya'yı seyrettim ben geçenlerde. Ben Abi o efektler ne kadar kötüymüş ve biz nasıl de görmemişiz onları? ama o efekt olayı Evet. kıyaslayacak şeyimiz, referansımız yoktu canım o zaman. Doğru. Bizim Olsun ama şeyimiz. görmüyordum. Yani beyin kapatıyordu çünkü Kabul. oradakileri. O dediğin Sen kesinlikle doğru. filme olan inancını bir şekilde oradaki hataları kapatmakla. E tabii mesela ben ne zaman
Yani 3-4 kere örneğin Any Hope'u birisine izletmeye kalkıştım. Örneğin en son eşime izletmeye kalkıştım yıllar önce. Ve ilk 15 dakikasını aşamadık yani. Bir klişeyi yaşamışsınız bu arada. Ya biliyorum ya. Biliyorum ama çünkü biliyorum bunun klişe olduğunu. Çünkü gerçekten yavaş oralar yani işte şeyler çölde ama gidiyor, robotlar falan. Ama her geek'in şeyi değil midir? Fantezisi değil midir ya? Star Wars bilmeyen bir kız arkadaşım olacak, eşim olacak. Baştan sona izleteceğim. İşte onlar da böyle. Abi mümkün değil. Belki 80'lerde mümkündü. Hani 80'lerin sonu falan. Ama şimdi artık çok zor. Şimdi... Var hala izlememiş olanlar var da bu saatten sonra da izlemezler diye duruyorlar. Abi bak biraz mesela teknolojik görsel efektör olarak baktığında aslında birden izletmen daha doğruymuş gibi. Yani birden. Phantom Menace'da mı? Evet. Fakat Phantom Menace'da da şey var. Onu aslında biz kaçırıyoruz. Ya oradaki bütün o siyaset, bütün o dönen Darth Vader'a dönüşecek düşünceyi bilmeden kıymetsiz yeni izleyen için. Ya benim tabii yani o tip filmleri hep böyle kronolojik sırayla izlemek gerekiyor. Hani öykünün kronolojisiyle değil ama. Ya çünkü orada Obi-Wan ulan sen benim ölümüme neden olacaksın dediğinde Tabii canım. Yok abi, ama o... şeyde diyemiyorsun tabii. Baştan izlemeye kalktığında diyemiyorsun. Yalnız hazır Star Wars konusu açılmışken bir Andor diyelim mi? Diyelim tabii. Abi. Çünkü yani diyelim ki birinin haberi olsun abi. Andor'u kimse izlemedi gibi geliyor bana. Ya hakikaten niye hiç kimse konuşmuyor? Bilmiyorum. Demek ki sadece kötüleri konuşuyoruz. Yani bizim mesela incelemelerin izlenmeleri o kadar düşük ki. Yani onu bizim başarısızlığımız olabilirdi. Tabii ki olabilir. Ama hani kıyaslıyoruz öbür videolarla falan. Hayır. Andor'da ciddi bir şey var. Ya insanlar seveni yok diyebildiğim She-Hulk'tan konuşmaktan asla geri durmuyorlar. Sürekli She-Hulk konuşuluyor. Gömlek sürekli twerk konuşuluyor. Bilmem ne konuşuluyor. Ulan Andor ya. Konuşsana Andor'u. Ben çok beğendim Andor'u. Hele şimdi ben son videoda bizimkilerle birlikte izleyememiştim. İş güç vardı. Sonradan tamamladım. Hologramda şey yapıyor ya böyle işte size savaşın diyorum, size şey yapın falan diyorum. Orada insanlar gaza geliyor falan. Ben yerimde böyle oldum. falan oldum yani. İmparator getirin bana. Ya Star Wars çocuk filmi. Yani bu gerçekle yüzleşelim. Seyrettiğimizde çocuktuk. Evet, çok eğlendik. Sonra da büyüdük. Şimdi ben bir türlü kızamıyordum. Çünkü ya benim Star Wars'um var. Ben giderim 70'lerdeki filmleri defalarca seyrederim. Çoluğuma çocuğuma da seyrettiririm. Şimdi yeni doğanların benden sonra gelenlerin Star Wars olmasın. İşte onların da Phantom Menace'ları var. Onların da işte Force Awakens'ları var. Yani her jenerasyon için bir Star Wars gibi düşünelim. Hani biz hepsini sevmek zorunda değiliz falan filan diye böyle garip bir zürt tesellisi içindeydim. Sonra ya bir dakika ulan ben büyüyorum Star Wars niye büyümüyor? Yani çünkü artık sadece filmler kalmadı ki. Yani yan filmler tabii. Var, üçlemeler dışında işte sololar vesaireler, bilmem neler geliyor. Sonrasında diziler geliyor. Ulan bunların da hepsi çoluk çocuk için. Star Wars'un core kitlesi geldi 50 yaşına. İnsan bizi nerede? Hani bizi de düşünün. Biraz da yetişkinler için bir şeyler yapın falan filan derken al kardeş burada yapılmışı var diye Andor attılar önümüze. İyi de yaptılar. Evet, gayet de güzel olmuş ki ben genelde böyle öncül işlerin ya sonuçta Andor'a ne olacağını biliyoruz abi. Tabii. Yani adamın sonu belli. Ama bir iki tane öyle iş çıktı bu aralar ve o öncül işler çöp olur düşüncesini attı bizim kafamızdan işte Better Call Saul'lar. Andorlar bilmemeler enteresanlar. Evet kesinlikle. Better Call Saul da çok iyi bir örnek. Şeyi nasıl buldun sen peki? Mesela Obi-Wan'ı nasıl bulmuştun? Abi Obi-Wan'ı... Gördüm suratını evet. Obi-Wan o ne lan? Yani o değil başka bir şey o. Biraz daha başa alacağım ve Mandalorian'a laf çakacağım. Büyük bir ihtimalle yine nefret oklarını üzerimde toplayacağım. Ya Mandalorian tamam eyvallah. Hani hep söylediğimiz bir şey vardı böyle özellikle... öncül üçleme çıktığında ya bu Star Wars değil arkadaş. Star Wars dediğin Western'dir bilmem ne falan filan. Yani aslında bizi dinliyorlar. Fanlar ne diyor ona göre hareket ediyorlar. Yani DC'yi fanlar batırdı. Ama şeyler yaptı bunu. Doğru bak. Aynen ne? DC'yi fanlar batırdı yani. DC fanları batırdı. Abi, böyle yani, değil okay. Böyle değil diye. Ulan hayvan gibi iş yapan filmler üstelik. Yani 800 milyon dolar kaldırıyor bir tanesi. 1 milyar dolara çıkmış bilmem ne. Olmuyor çok kötü falan diye adamlar da herhalde çok kötü dediler. Şimdi filmler yani. Çöp oldu hepsi. Bir tanesi 100 bin dolar 200 bin dolar yapıyor. Öbürkü böyle çektikleri filmi göstermeye korkuyorlar. Ay şey tamam, diyorsun. Flash'ı diyorsun değil cancel. Mi? Cancel. Yok şey ya.
Batwoman'ı göstermediler ya kendisini. Ha, onu direkt iptal ettiler. Evet, direkt çöpe attılar. Direkt ettiler, çektikleri. Aman aman ya dayak yedin. Ağzımıza sıçacaklar. Aynen yani. Ulan ne oluyorsunuz? Neyse şeyde de Mandalorian'da da bunlar kovboy istiyorlar getirin dediler. Ne kadar eski kovboy filmi varsa hepsinden böyle güzel sahneleri almışlar. Doğru. Mandalorian yapmışlar eyvallah. Bence hiçbir sakıncası yok. Ama abi çatışma sahneleri dekmancılık gibi. Hmm. Yani burada bir dandiklik var. Hmm. Ya bunu niye görmüyorsunuz falan filan diyorum ben böyle. Sonra lan işte moruk sen ne anlarsın falan filan. Moruk. Yağdırıyorlar. Abi diyorum bak kötü ve yani gidişat da kötü. Çünkü adamlara bunu verdiğinde herkes okey derse bu işin boku çıkacak. Şimdi ne kadar boku çıktı? Şeyde işte Obi-Wan'da böyle ne bileyim abi çıtkırıldım bir kadın böyle bir tane yumrukla İşte Stormtrooper falan öldürmeye başladı. Abi yani. Onlar i̇şte, kötüydü de. Evet, evet. Bence asıl kötü neydi biliyor musunuz Obi-Wan'da? Mesela bu hiçbirinde yoktu. O şu. İşte 6 bölümlük bir şey çekiyorsun. Ve diyorsun ki abi biz bir bölümün %80'ini bir kamyonetin arkasında muhabbet ederek geçirelim. Öyle miydi ya? Upuzun bir sahne hatırlayın. Kamyonetin arkasında gerim gerim geriliyorlar bir şey olacak ya mı falan abi, gerim diye. Gerim gerim gerilirken ben daha çok geriliyorum. Bir tanesi geliyor diyor ki senin burada ne işin var? Uzun hikaye. Yol da uzun. Söylüyor tamam biz iniyoruz. Ulan bir dakika geçsin abi hani yol uzundu? Hani hikaye uzundu? Ya hiç kimse oturup da bu senaryoyu baştan okumadı mı? Bu biri şey yapmış bu 6 episodu 1,5-2,5 saatlik bile bir tek bir sinema filmi haline getirmiş. Onu izlediniz mi? Yok abi. Versiyonunu. Ben biraz baktım. Ha Obi-Wan'ın. Obi-Wan'ın. Çok güzel olmuş. Ya, bu arada daha iyi yani. Hani lüzumsuz sahneleri atmış, konuya hizmet etmeyen yerleri atmış. Bu arada hizmet etmeyen yerler hani fan servisi olur sen dersin ki hani şeye atmamış mesela o gençliğinde dövüştüğü yer falan tabii ki atmamış. Ama mesela şey de demiyorsun yani hani bunları izlemek çok keyifliydi aslında demediğim bir sürü yer var ya. Kısaltmış o filmin hatalarını katlarla örtmeye çalışmış falan. Çok güzel versiyon olmuş. Ya yine onu, de hayat kurtarmıyor ama dizisinden daha çok güzel. Çok güzel yapıyor. Hobbit için yaptılar onu. 3 filmi. O da daha güzeldi. Ha, bütün o gereksiz aşk hikayelerini, gereksiz savaş sahnelerini hepsini atmış. Fıstık gibi iş çıkarmış yani. Aynen. Dersinler fanlara, fanlar daha iyisini yapacak galiba. Öyle ama işte orada da şey var şimdi. Hobbit 1, 2, 3'ten kaç para kazandı bunlar? Tek bir film olarak çıksaydı elbette onun 3'te 1'ini kazanacaklardı yani. Tabii böyle bir şey de var. Biz şimdi böyle oturduğumuz yerden söylüyoruz ama. Aynı şey işte DC'de verdiğimiz örnek. DC'ye salladık. Ve filmlere bakıyorsun. Yani ilk 5 DC filmi aslında ilk 5 Marvel filminden daha fazla gişe yapmış. Tabii canım, Superman, Batman markaları işte sonuçta yani. Marvel tabii bir şeylerin önünü açıyor. İnsanların o janra ısınmasını sağlıyor. Bir hype yaratıyor vesaire. Tabii ki o dönemde daha düşük yapacak ilk çıkan filmler sonrasında daha çok yapacak. Onu kabul ediyorum. Yani Marvel ve DC'yi karşılaştırmıyorum aslında. Ama yani DC'de bakıp tamam işte biz güzel gidiyoruz. Hani üstüne koyalım. İşte Flash filmi gelsin, işte Cyborg filmi gelsin. En sonunda da böyle bir Justice League. Yok. Hemen Justice League. Evet, evet. Sebep? Çünkü. Marvel already did. Yani o mesela ben BBS'yi ilk izlediğimde işte bir sürü o yani hep konuşulmuş şeylerden, Martasından bilmem nesinden falan ben de çok rahatsız olmuştum. Çok garip gelmişti bu arada. Ama zaman geçtikçe mesela en son yani izlemedim. Ama ön yargılarım ve duyduklarımdan dolayı tahmin ediyorum, söylüyorum. Mesela Black Adam izledin mi sen? Yani Black Adam anladığım kadarıyla artık iyice jenerik bir süper kahraman filmi hani değil mi? Böyle pek... Ya çok geç kalmış bir film. Çünkü normalde görüp de vay be diyebileceğin her şeyi daha evvel yapmışlardı. Dr. Faith mesela sahneleri çok güzel. Ama... Doctor Strange denen bir adam var ve zaten hakikaten çoktan benzeri. Dünya kadar film çekti. Ya benzeri dediğin DC'den arak bir karakter. Yok ya filmdeki reprezentasyonunu kastediyorum. Yoksa zaten kaynak materyalde 80 farklı versiyonu da vardı. Ama yani şuna getiriyormaya çalışıyordum lafı. Ya mesela şimdi geri dönüp BVS'ye baktığım zaman ben aslında bugün taşıdıkları yere göre daha enteresanmış. Ya ben daha deneyselmiş falan. Ben sinemadan çok mutsuz ayrıldığımı hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Ve filmin kurgusunun bombok olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Kesinlikle. Ve hala aynı fikirdeyim. Neden bahsediyoruz? Ama sonrasında tabii bir extended cut çıktı. Film yarım saat daha uzun ve ben hadi lan seyretmem onu dediğimde sinema zevkine çok güvendiğim arkadaşlarım abi bak çok güzel olmuş seyret falan filan diye böyle baskı kurdular üzerimde resmen. Sonra seyrettim. Şu an benim en sevdiğim süper kahraman filmlerinden biri. Ya işte orada zaten... Bu çok önemli bir şey çünkü abi. Sinemanın mutlaka, temeli neredeyse. Kesinlikle. O zaman orada DC'nin asıl en büyük hatası stratejileri aslında. Çok yanlış stratejiler. Şu anda... Panik. Bir de panik.
Olabilir. Aslında DC başlatmak istiyor her şeyi. Hı hı. Ve Justice League filmiyle başlatmak istiyor. George Miller gibi bir adam buluyorlar. Hı. Ve aslında oradan... olurmuş. Ama işte bir türlü yapamıyorlar. Bir Avustralya'ya gidiyorlar. İşte orada yeterince Avustralyalı aktör yok kastta. İşte bir size vergi indirim yapmayız diyorlar. Hadi alıyorlar Kanada'ya götürüyorlar. İşte grev başlıyor bilmem ne oluyor falan filan. Hı. Proje patlıyor. Ama adamların hep kafasında zaten bir Justice League yapmak var. Hı. Sonrasında işte... işte Marvel başlıyor. Marvel oradan para kırıyor. Biz niye geri kalıyoruz? Zaten bunlar hep rival. Sen şeyi sevdin mi? Snyder Cut'ı sevdin mi? İzledin mi? Snyder Cut'ı sevdim tabii. Ben de sevdim onu ya. Yani. Yani evet o da şey mi sen? 4 küsür saat falan biraz artık sinemada filan izlesen belki uzun uzun gelecek. Ama yani bölmüşler. Sinemada o filmi o şekilde şey yapmazlardı. Bu resmen. Tabii imkansız. Nasıl olsa streaming bari elimde kolumda ne var hepsini atayım. Şimdi James Gunn filan geçti ya işin başına. Hı-hı. İşte o bakalım yeniden kuracak. İşte Henry Cavill'ları filan itti bir köşeye. Ki Jason Momoa da işte şey olacaktı da ne? Lobo olacak Aquaman, şimdi. Ha, Lobo olacak. O da ne enteresan. Ona nasıl hani gözümüz alışacak filan merak ediyorum. Ki herifin tipi mi pek kabul müsait ama neyse. Niye abi öyle bir sürü adam yok mu ya? Belki adamın sözleşmesi mi iptal edilemiyor hani herhalde öyle bir şey sebebi vardır diye. Yok zannetmiyorum. Sadece elinde Jason Momoa gibi çok popüler bir adam varsa tutarsın. Jason yani. Momoa istiyordur belki. Neyse şunu diyecektim. Yani bir de hani adamın tipi resmen ben Lobo'yum diye bağırıyor. Hani aynen, kesinlikle aynen. Aquaman olamayacak. Şu Aquaman böyle sarışın marışın parlak evet. Suratlı bir adamdır. Kral Arthur tipli bir herif. Aynen. Yani. Ama şey var abi dünya kadar ünlüğü var. Kaptan Amerika bundan evvel şeyde yok muydu? Söyle... Hangisinde? O sırada şey Fantastic Four'da. O sırada olmazdı ama o iş ya. Yani o sırada adamı yani daha Captain America'lar hala meşhurken düşünsene Aquaman'ı koysalar onu yemezdik. Yani olsun o sonuçta. Zaten onun sözleşmeleri vardır büyük ihtimalle bu süre yani, zarfında. Birden fazla oynuyorlar ya. O Zack Snyder falan zamanında yani özellikle mesela Suicide Squad'da bu geyik şey olmuştu. Ayyuka çıkmıştı stüdyo. Aşırı karışıyor. Stüdyo yönetmenleri işte rahat bırakmıyor tabii. Falan. Şimdi mesela James Gunn da işte bu hafta bir gene açıklamalar yaparken şey demiş yani stüdyo asla karışmayacak. Her şey işte ben ve biz bir iki hani küçük ekip yapacağız ya falan. Aslında şimdi stüdyo ne kadar karışıyor, neresinde karışmıyor orası da biraz tartışma konusu. Yani diğer tarafta Kevin Feige resmen ben bir tane pilot bölüm çektim. Bundan sonra siz aynısından çekeceksiniz diyen dizi mantığında çalışan bir adam gibi. Evet. Yani son dönemlerde böyle Eternals'la ünlem neyle ki orada artık kadın Oscar aldım lan ben yeter. Hani biraz kendi stilimi katayım falan demiştir. O zaman biraz farklı bir filme dönüştürebiliyor. Yani böyle çok önemli bir isim getirdiğinde onun dışındaki yönetmenlere bakıyorsun. Ulan aynı renk paletleri, aynı açılar, aynı kadrajlar. Hepsi şey yani birbirinin aynı filmler gibi. Diğer tarafa bakıyorsun DC'de de böyle... bir saldım çayıra mevrem kayıra havası var. Yani Zack Snyder tamam eyvallah vizyonu olan bir yönetmen. Ama ne bileyim işte bu Patty Jenkins'e falan hiç kimse abi bu çok ümit besen dilek taşı gibi oldu. Şunun şuralarını değiştirsek falan dememiş mi? Haklısın. Yani dümdüz, o Wonder Woman yani, nasıl oldu ikinciyi, ben de anlayamıyorum. İkinciyi yani. Komple kadına emanet etmişler. Sen de o mu onun perde arkasındaki tabii, tabii. Öyle mi yani? Yani sen de bu işi demiş. Evet, evet, 84 evet. Kafasına göre çekmiş. Yani dünya kadar böyle film var kafasına göre çekilen. Ki hani DC'yi biraz daha özel kılan da oydu. Yani yönetmenlere biraz inisiyatif veriyordu. Tabii abi şu ana kadar hep bak bunu yine eri geldi söyleyeceğim. Bunu her zaman söylüyorum. Bu özellikle bize işte Marvel yaparsınız, Marvel'cısınız diyen DC'ciler için söylüyorum. DC şu ana kadar gelmiş geçmiş en önemli süper kahraman filmlerini yapmış firmadır bu arada. Marvel falan alt etmiş. Yani Dark Knight üçlemesi onda, Watchmen onda, ne bileyim işte V for Vendetta'lar, o Vertigo'yu falan sayarsak. Hep DC yapımı onlar yani. Ama o bu prodüksiyon şirket yani o şeyi tam bilmiyorum ben. Mesela Watchmen'ler veya V for Vendetta falan yani onlar. Sonuçta DC EU'nun içinde değiller tabii ki ama yani hem öyle değil, hem Snyder'la de... dirsek temasını oradan sağlıyor. Yani ha. Snyder sen bunu çektin. Watchmen'i ki yani Watchmen da öyle kolay çekilebilecek bir film değil. Kitap değil. Evet, çünkü defalarca deniyorlar. Bir sürü yönetmen alıyor, bir yerlere kadar getiriyor. Kimler böyle Robin Williams'lardan tut bilmem nelere. Bin tane isim sayılıyor. Ondan sonra yok ya diyorlar. Ha, bundan olmaz. Hadi baş verelim. İşte bunu dizi yapalım. Yok o da olmaz. Snyder çıktı. Ya iki tane yönetmen var benim hayatımda böyle. İkisine de böyle son kullanma tarihi koyduğum. Bir tanesi Villeneuve, bir tanesi Snyder. Ben bu adamlardan tamam bunları çok seviyorum. Şu tarihten sonra nefret edeceğim dediğim.
İkisi de çatır çatır yedirdi bana o lafları. Ha, yedirdi mi diyorsun? Yedirdi tabii canım. Ama Snyder hakikaten... Snyder'la bu arada röportaj yapma şerefi de erişmiştir kendisi. O ayrı da. Doğru evet. Şimdi onunla bir bağlantısı yok. Ondan hemen bırak. Şunu söyleyeyim. Bir dakika. Zek falan. Şeyden yani Snyder... biraz ben şu an benim hatırlatsana ya. Yani. Mesela Snyder ne çekiyor son zamanlarda? O şeyi izledin mi sen? Rebel Moon'u falan çekmeye başladı işte. Evet. Onu merak ediyorum bak. O kendi Star Wars'u olacak büyük ihtimalle. Yani zaten, ama işte... zaten o Star Wars'a pitch ettiği... Peç edilmiş bir öyküden buraya devşirmediler mi onu galiba? Çok öyle bir net şey, bilmiyorum. Bu muydu acaba? Karıştırıyor olabilirim. Yani sanki bir Star Wars işi yaratıyor sonrasında Rebel Moon'a dönüşüyor gibi falan sanırım, bir şeyler olabilir ama şey ben de çok net değilim. Zack Snyder'ın bir şeyi var ya böyle çekimlerinde alameti farikası diyebileceğim bir özelliği. Karizma aksiyon sahneleri çekmek. Ve bu bunun üzerine son zamanlardaki filmde mesela özellikle senin o Netflix'te röportajını yaptığın o dizi filmde. Onun adı neydi ya filmde? Zombili bir şeydi. Army of the Dead. Evet aynen. Mesela bunlarda falan buna artık o kadar yaslanıyor ki artık böyle kendini tekrar ettirip etmiş gibi hissediyor. Halbuki Zack Snyder'ın hani bundan daha fazlası olduğunu ispatladığı birçok film var. Fakat biraz hani bu böyle tuttu da buna böyle yaslanıyormuşuz gibi bir imaj var kafamda hep. Yani o senin söylediğin şey mesela Watchmen'deki sahneler gibi sahneler. Böyle hani müzik çalıyor, bazen ağır çekim oluyor. Tabii aynen. Ben mesela bak Watchmen'i ilk izlediğimde... Şey de Snyder miydi? Ne? Bir tane böyle underrated bir film var çok... Yani Sucker Punch var da... Sucker Punch evet ha aynen. Ha ben onu izlemedim. O mesela Zack Snyder'ın değil mi? Snyder'ın. Orada da sıklıkla yapıyor. Mesela film bence 5 para etmez. Bence hiç güzel değil. Ama o sahneleri böyle hayran hayran izledim. Ama Zack Snyder'mış dedirtti. Sucker Punch biraz böyle hani... Alice Harikalar Diyarında ama makinalı tüfeği de var gibi bir gibi, film. Evet, aynen. Yani o garip bir proje. Bir tane de Baykuşlusu var. Şey, animasyon filmi. Onu izledim. Onda da hepsinde aynı mantık. Ya yani, tamam bu adam çok iyi bir hikaye anlatıcısı değil belki ama görsel anlamda çok, çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Yani gene aynı şeyi söyleyeceğim. Ama şöyle de bir şey var. Herhalde şu 10, 15, 20 sene içinde bu kadar taklit edilebilen bir stil çıkartan adam çıkmadı. Bir Michael Bay diyebiliriz. Bir de Zack Snyder diyebiliriz. Ya adamlar Spartacus çektiler bilmem kaç sezon. Tamamı 300'den apartılmış o teknikle çekilmiş. Doğru söylüyorsun. Yani evet, tamamı. 300 de onundu değil mi? Doğru. 310'un değil. Ben de sen... Niye Zack Snyder'ın bir olayı yok muydu ya? Yani 310'un pardon Spartacus. Ha evet şeyi, aynen. Onu ama doğru yani Spartacus hakikaten ben de ilk bölümünü izleyince o zaten dedim, hani benim nefret edeceğim dediğim ulan bu adam şimdi 300 çekecekmiş. Üstüne de Watchmen çekecekmiş. İkisi de bok gibi olacak. Ben bu heriften nefret edeceğim. Çünkü Dawn of the Dead'de çok sevmiştim ben. Sonra da buna bir iki tane dandik aksiyon filmi çektirtmeye kalktılar. SWAT, MWAT bilmem ne bir şeyler. Ben R-rated film çekerim. Çoluğa çocuğa film çekmem deyip onları reddetti. Aa dedim bu herif benim kafadan. Ben bunu sevdim falan. Aa dedim yok bunun da kariyeri piç oldu. Bunlar saçma sapan işler verdiler buna. Bu ikisini de batırır. Yani 300'de de batmadı. Watchmen'da da batmadı. Aynı şeyi işte Denis Villeneuve için de söyledim. İşte Blade Runner çekecek. Tamam. Şimdilik çok seviyoruz seni ama burada nefret edeceğiz. O üstüne de Dune çekecekmişsin. Tamam bittin abi dedik. Yok bitmemiş adam. Çekiliyor yani. Ama biraz yani ben mesela bak Dune'u izlediğim zaman çok keyif alarak izledim. Fakat keşke sonda olsaydı diyorsun değil mi? Hayır şöyle onu o kesinlik oldum abi zaten şöyle çölün mölün orta o son sahnelere geldi ya. Böyle kerken şöyle oldum. Hasil dedim daha bu öykünün çok fazlası var. Hasil ortalara geldi. Hasil bir çek oldum zaten filan. Ama da bitti. Derdim o değildi. Derdim şu. Biraz böyle mesela Dune izlerken abi bunu izledikten sonra fark ettim ama ben mesela yani aslında Dune'la ilgili daha önce yaşamadığım, bilmediğim bir perspektif bekliyormuşum bir yandan da. Yani Denis Villeneuve biz Dune hayranlarına tam istediğimiz şeyi tam dört dörtlük verdi gibi. Ama işte şey yapması gerekiyor. Hem ana akıma hitap etmesi gerekiyor. Hem o kendi özündeki art house'u koruması gerekiyor. Yok işte şunu demek istiyorum ben. Zaten ne yapsa bana yetmeyecekmiş demek istiyorum. Çünkü hani uyarlama ya bu sonuçta yani. Biliyoruz bir de yani şey hani. Çok içindeyiz. Çok George Lucas yani. Ne demiş abicim? Fanları tatmin edemezsin. Adam vakti olacak gibi değil. Ver canım, ver canım o 4 milyar doları. Bana ver 2 dakika ben bir şey yapacağım dedi gitti. Sence yani Avatar şu an hakikaten lazım bir film mi? Veya serisi falan hani. Ya ne yapıyoruz biz Avatar'la başlayalım? So far 423 milyon falan gibi bir şey olmuş bu arada. Evet, hayırlı olsun. Evet, ki, tabii. Hani bilmiyorum o rakamları biliyor musun? 2 milyar dolar kazanırsa bu işten kâr ettik diyor James Cameron. Hani öyle bir James Cameron gerçekten bu işten kâr etmek istiyor mu? Bir de hani James Cameron gibi bir adamın gerçekten
bu işten abi bence para kar etmek bence, gibi bir niyeti var mı? Bence para zaten... göz olduğu için değil ama mirasını böyle yani yaşlı bir de. Hı. Hani hırslı bir herif bence. Çok yani... da yaşlı değil ya. Niye ya 80'i yok mu? Yok. 70'lerinde. Neyse ya ama hani sonuç şey bence o herif şeyinden ötürü yani hırsını ötürü yani ben bunu yaptım demek isteyen bir adam gibi abi geliyor. Abi daha ne yapsın? Ya bence de ama yani. Ya şimdi James Cameron dediğin adam buna mesela üniversitede okumamış bu. Birinci sınıftan ayrılmış. Kamyoncu değil miydi ya bu? İşte kamyonculuğa, amcamcılığa başladığı dönem Star Wars seyrediyor. Şimdi Star Wars seyrettiğinde ne hissettin? Ulan ne güzel filmmiş, devamı gelsin dedin değil mi? Bu adam öyle düşünmemiş işte. Bu adam demiş, ulan ne güzel filmmiş, ben de yapayım. Demek ki insanlar bunu... Şimdi bunun baba mühendis, anne de böyle ressam meslam falan. İkisinden de biraz almış bir şeyler. Ve demiş ki ben Star Wars bunu mu sevmiş adamlar? Ha şurasını sevmiş. Şunlar geyik. Bunları at. Sen gel bakayım buraya. Ben seninle bir film yapacağım. Ya sonra işte bu Roger Corman'la bilmem neyle çalışmaya başlıyor. Buna bir tane film kakalıyorlar. Piranha 2 diye. Uçan piranalar. Evet evet Piranha serisini hatırlıyorum ya ben televizyondan sonra. Piranha 2, Spawning bilmem ne. Dandik değil mi? Bütün seri dandik. B-movie canım. Ya, bayağı B-movie yani değil mi? Ya öyle de... O anakondalar falan değil mi? Onlar o zaman furyaydı işte böyle hep. Anakondalara falan gelme. Anakondalar çok sonra da bu sonra. Tam Jaws çıkıyor. Okay. 75'te. Okay. Manyak para yapıyor. tüm zamanların en büyük hasılatını yapıyor Jaws o sırada. Ve böyle bir doğanın tepesi attı şimdi sizi diye bir furya başlıyor. tamam mı? Her şey insanları öldürmeye başlıyor. Abi domateslere kadar. tamam dalga geçmiyorum abi var böyle film. Var böyle film efendim açın bakın. Ya saçmalama ne bunun adı bir dakika saçmalama. Attack of the Killer Tomatoes. Ya saçmalama. Ben saçmalamıyorum zamanında saçmalamış da. Lütfen buraya bunu abi, bul ve koy. Bak şeyini. Hayatımda böyle en saçma dediğim film Katil Asansör'dü. Yani bilmeyin amına koyayım. Yani anlatma çok zor değil ama abi, o işte bu söylediğini merak ediyorum ya şu an gerçekten. Geçen çektiler bir tane Killer Sofa diye. Bildiğin şu senin oturduğun koltuğun aynı modeli. Kadının tekine aşık oluyor. Bayağı böyle kalkıyor, ayaklanıyor. Milleti kovalıyor. Sevgililerini falan öldürüyor. Ama bu sanki eminim biraz da matrak gülünç olsun diye çekilmiş bir şey sanki. Abi Killer Tomatoes'da öyle Oscar'a oynayan değildi. Neyse yani sonuçta öyle bir furya başlıyor. Tamam mı? Okay. Piranha'yı da o dönemde Joe Dante çekiyor. Ve Universal böyle bir bakıyor. Aa da lan diyor Jaws bu. Bunu yasaklayın. Bu ne? Alın bunu falan filan. Spielberg seyrediyor. Çok eğleniyor. Ya diyor dokunma. Çok güzel film. Vallahi ben çok sevdim diyor. Bunlar da gaza geliyorlar. Aa, hemen ikincisini patlatalım diyorlar. Bir tane İtalyan yapımcı var. Herifin de şöyle bir olayı var. Şimdi sözleşme imzalıyor. Sözleşmede mutlaka bir Amerikalı yönetmenle çalışması gerektiği imzalıyor. Ama filmleri kendi çekmek istiyor. O yüzden o yönetmenleri böyle 3 gün 5 gün çalıştırıyor. Kovuyor. Ondan sonra da şey yapmaya başlıyor. Filmin kalanını kendi çekmeye başlıyor. İşte James Cameron'ı da bu şekilde getiriyorlar ki ikinci yönetmen. Bir tane var başta onu kovuyor. Sonra bir tane işte James Cameron'ı getiriyor. James Cameron'ı da 5 günde kovuyor. Ama inanılmaz dandik bir prodüksiyon. Yani hiçbir yer ayarlamamışlar. Mesela James Cameron gidiyor hemen bir yerler ayarlıyor. Mesela morg ayarlıyor bir tane. Morg gerçek morg. Bunlar çekim yapmaya geliyorlar. Masada 3 tane ceset var. Oyuncular şoka giriyor. Gidiyorlar falan filan böyle. Cesetleri taşırken yere düşürüyorlar. James Cameron elde bezle siliyor falan. Böyle bir rezalet yaşıyor. Ondan sonra bunu kovuyorlar. Bu da diyor ya bari ne çektim onu gösterin bana. Yok diyorlar ya. Sen çok kötü yapmışsın bu işi. Bu da filmden aldığı parayla Roma'ya gidiyor. Filmin montajı Roma'da yapılıyor bu arada. Roma'ya gidiyor 5 kuruş para yok. Otelde böyle saçma sapan milletin artıklarını falan yerken zehirleniyor. Bayağı yatak döşek hasta oluyor. O hastalığı sırasında bir rüya görüyor. Bir metal iskelet elinde mutfak bıçakları James Cameron'ı kovalıyor. Ulan diyor bu fena fikir değil. Terminatörü çekiyor oradan. Ve Terminatörü falan böyle 1 dolara satıyor senaryosunu. Tek şartım var ben yöneteceğim falan filan diyor. Gel yönet bari falan filan diyorlar. Bu sırada herif böyle arabasında falan yaşayan bir adam. Bu hatta şey Piranha'nın sadece 5 günde çalışıyor. Öyle fazla bir şey yok. İşi yok. Yönetmen işte James Cameron diye çıktığında lan diyor ben yönetmedim ki bunu. Silin benim adımı. Silmeyiz diyorlar. Mahkemeye veririm diyor. Ver diyorlar. Bir bakıyor ulan ben arabada yaşıyorum. Nereye mahkemeye veriyorum diyor. Veremiyor falan. Böyle bir adam şimdi 700 milyon doların sahibi. Yani bu adamın artık hayatta kanıtlaması gereken bir şey kalmamıştır. Bu adam... Bir de...
Sonra çektiği her filmde hakikaten bir efsane oluyor yani. Tabii canım. Tabii. Hiçbir filmi şey değil. Ki mesela hiçbir filmin sen tutup da işte Alien'ın Ridley Scott orada baba gibi koymuş. İkinci filmde gelip hem Ridley Scott'ı taklit etmeden hem bambaşka bir şey ortaya koyarak hem de burada da ünlü olarak bu çok zor bir şey bence. Tabii. Bak 3-4'te falan bunu yine kendi stiliyle gelenler oldu. Bunu taze yapmaya çalıştılar. Bence James Cameron'ın kadar hiçbir tarz değil. Bilmem. Diğerleri güzel filmler de değil zaten. 3 ile 4 öyle ya yani o... çok fanıysan idare edebilecek filmler. Ben severim yine. Eyvallah da yani ben o 1-2 değil yani. Da sevmiştim o yüzden. Bana pek bakmayın. Lakin diyorlar zaten. Ya diyorlar ne yapıyorsun lan sen? Hani bir tane Terminator çektin eyvallah. Ama şimdi güzel bir film olursa zaten Ridley Scott'a bunu mal edecekler. Ridley öyle güzel bir film çekti ki zaten o noktadan sonra sıçıp batıramazdın. Kötü film olursa ulan bunu nasıl batırmayı başardın? Yani iki şekilde de kurtuluşun yok senin diyorlar. Adam yok diyor. İşte zaten bana cazip gelen tarafı o. Ben bunu çekeceğim diyor. Challenge. Onu çekiyor. Ve o işte biliyoruz ya zaten Alien'den o bütün o dinamikleri hazırlamak, onları yönetmek, insanların ağzına sıçmak, setlerde 250 gün bekletmek falan. O zaman başlıyor. Dayak yemek. James Cameron günleri başlıyor yani meşhur. Yani şeyde. No pain no gain. Abyss'te bayağı ciddi dayak yiyor. Ed Harris bir boğulma tehlikesi atlatıyor. Bayağı tehlikeye geçmiş o film. Bayağı ondan sonra şey sahneler falan. Çıkıp ağzının ortasına koyuyor yumruğu. Onu bilmiyordum. Yani dayak atıldı bilmiyordum tabii, da. Tabii bayağı. James'e vuruyor yani. Tabii. Vurmuyor abi dövüyor. Yani vurmak başka bir şey, dövmek başka bir şey. Ve hala bak aradan kaç yıl geçti. O filmle ilgili başrol oyuncularının hiçbiri konuşmaz. Ed Harris ağzına almaz o filmin adını. Ve Blu-ray falan çıkmadı ya. Şimdi 4K yenisi bir şey çıkıyor falan. Yeni bir şey çıkacak. Evet. Yeni çıkacak. Yani belki, Blu-ray çıkmadı ama. Belki şey günah çıkarıyorlar mıdır orada? Yani günah çıkarmak değil de. Zannetmiyorum. Bilmiyorum. Yoktur yani. Değil mi? Ama yani güzel film de biz. Yani. Peki gelelim Avatar'a. Dur şimdi bir James Cameron şeyi çizdi. Perspektifi. Avatar'ı sormuştu Ömercan. Onu merak ettim. Ya şimdi Titanic'i çekmişsin tamam mı? Ve tüm zamanların en büyük aslatını yapmış film. Hep koyuyor üstünüze. Yıllarca kimse Titanic'i batıramamış. Sen gelmişsin Avatar çekmişsin. Avatar'ı da yıllarca kimse batıramadı. En son böyle imece usulü şey yaptılar. Endgame'i. Evet. İşte ben şey hatırlıyorum. Ya YouTube sayfası yapmış herifler. Bir tarafta Avatar posteri duruyor. Bir tarafta Endgame. Üstte bir tane sayaç var. Millet evet, bilet aldıkça o sayaç artıyor falan filan. Ama şimdi bunlar şey oldu gene. Avatar'ı geçtiler. Bir daha sokunca geçtiler. Teknik olarak. Bir daha sokunca değil. Ha, geçtiler. Geçtikten yaklaşık bir hafta sonra falan böyle dalga geçer gibi Avatar'ı tekrar vizyona soktular ve yine bir hafta sonra tokatladılar. Sonra şimdi $75 milyon falan yaptı yeni girişinde. Yani bayağı bir o rekoru yukarı taşıdı. İlk film. Şimdi sen gittin mi mesela? Yok canım gitmedim. Türkiye'de ama girdi mi ki ama? Girdi. Birkaç sinemaya gitti. Hiç ben Türkiye'de görmedim. Bir ara ben heveslenmiştim. Belki kendim gösteririm. Bir sinema kapatırız. Öyle bir şey yaparız. James Cameron'ın gecesi falan yaparız demiştim ama baktım zaten onu James'i şey yapmışlar. Akıl etmişler. Bana gerek kalmadı. Benim öyle uylarım var biliyorsun. Bu Avatar'ı da o şekilde yapmıştık. Ya tamam. Eyvallah. Yani böyle bir adam var. Bu adam Avatar'dan parayı kazanıyor. Sonra ne yapıyor? Yani ilk Avatar'la ikincisi arasında 13 sene var. Gitmiş Titanic'e dalmış. İşte oradan Ghost of Abyss'te gitmiş bilmem ne yapmış. Su altında dolaşıyor bu adam. İşte Mariana Çukuru'na iniyor bilmem ne. Kendim batiskaf yaptım ben diyor. Yani bu adamın artık sinemayla pek bir işi kalmamış diye düşünüyorsun. Peki ondan sonra çıkıyor ve diyor ki ben 5 tane daha Avatar çekeceğim. Hatta tutarsa 7 tane daha çekeceğim. Baba kefenin cebi yok yani sen ne yapacaksın bu parayı? Ya buradan işte şeye varıyorsun. Ya bu adamın başka bir derdi var. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Sonra bir bakıyorsun bu herif vegan. Çok büyük bir çevre bilinci var. Vesaire. Ve çevre filmi yapmış. Şu an bize anlattığı şey aslında ilki yağmur ormanları ile ilgiliydi. İkincisi okyanuslarla ilgili. Yani bu konuları gündeme getirip film üzerinden bunları konuşturtmaya çalışıyor. Böyle bir misyon edinmiş kendine. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Sen samimi buluyor musun yani bu şeyini? Yani abi yani Bill Gates'i samimi buluyor musunuz? Yok yani hani ama sonuçta Bill Gates film çekmiyor abi. Yani sanatçı değil Bill Gates. Yani, ama yani işi gücü bıraktı adam 10 senedir sadece hayır işi yapıyor. O şöyle yani hani paranla böyle hayır işi yaparsın da şunu demek istiyorum yani. Bu adam da işte yani hala arabasında yaşamıyor abi. $700 milyon var böyle. Yok şunu demek istiyorum mesela. James Cameron'ın olayı mesela sence hakikaten bu filmler üstünden yani işte doğa hakkında bilmem çevre hakkında farkındalık yaratmak mı? Yoksa böyle bana şey gibi geliyor uzaktan. Yani ben bu dünyanın görmüş geçmiş olduğu en büyük sinemacıyım.
bu öyle. Şu an ve hani, orada zaten adam. İşte evet ve şu anda da hani en hırslı proje yapacağım ve başarılı olacak falan. Ya onu ne zaman yaparsın biliyor musun? Gerçekten Endgame, Mangame bir şey gelir, senin filmlerini geçer. Ve sen iki numaraya düşersin. Ama bir return yaparsın. Sayı olarak düşmemiş olsa da. James Cameron Strikes Back yaparsın falan. Zaten efsanesin. Biraz daha öyle ama olsun yani. O şeyi düşün abi. İnsanlar, yani James Cameron mesela, hepimiz Marvel bilmem ne konuşur olduk. Yani uzun süredir kimse James Cameron'dan bahsetmiyordu sonuçta. Yani egoistin yani tekidir demek istemiyorum. Bu çok basit bir yüzeysel bir yorum olur da, ama hani bir sanatçı, bir üretici, bir filmci ya, olarak herifin var canım. Herifi drive eden şey yani bana bu hırsı mırsı gibi geliyor. Yani çünkü gidip ne bileyim bir hani bu adamın yani gönül proje, yani adam abi, ya manyak mıdır abi? Bak, neden bu kadar pahalı? İkisi bir arada çalışıyor abi işte zaten hani hırsı. Hı-hı. Şimdi şeye hırslanmış adam. Peki lan ben madem James Cameron kimliğim ne işte okyanustaki olanları neye dayanarak anlatırım? Şimdi adam netice kitap yazacak hali yok James Cameron. Yine filmle anlatacak. Bunu en iyi ben anlatırım. İşte hırs sana, yine bir hırs. Ama sen şey hırsı gibi yani illa para kazanayım hırsı gibi bir yerine bağlıyorsun. Çünkü dünyanın en popüler filmini yapmaya çalışıyor bir abi yandan. Abi çünkü, ay pardon. İlkini yaptıydı zaten. Evet, evet. Hayır zaten, ve zaten kendiyle, 3-4, kendine yapışıyor. Tamam, Titanic'i falan da say. 3. 4. yapışı artık zaten. Hı. Ama yani bu ya enteresan geliyor bana yani çıkıp zenginlere anlatmaya çalıştığı böyle hani şey... elit tabakalarda bu iş için fon toplayıp anladın mı? Bill Gates gibi de takılabilir. Peki, asıl ama ben onun yerine hala normal Çin'de de en fakir insanın da gideceği, biteceği, dünyada hemen hemen herkesin izleyeceği bir film çekerek bunu yapmaya çalışıyor. Çok enteresan geliyor bana. Asıl bence doğru soru da şu. Mesela bu James Cameron'ın anlatmaya çalıştığı, yani mesela ilk Yağmur Ormanları dedin, ikinci Okyanus dedin. Mesela ilk seninle konuşmuştuk bunu. Ben de hatta bunu böyle söyledim ama senin referansını da verdim. Şimdi de yine sen söylüyorsun. Hakkaniyetlidir Cedi. Tabii hakkaniyeti verdim. Gördüler hemen asmışlar bayrakları. Direkt senden bahsetti diye böyle. Ve fakat acaba mesela ben bunu bilmesem, mesela çok böyle ince elediğimle övünürüm ama hiç aklıma bu ilki Yağmur Ormanları, ikincisi de Okyanus'la ilgili gelmez. Acaba diyorum mesela bu geçmiş mi? Ya bence soru bu. Tamam, bütün bunları bunun için yapıyorsun ama mesela ben seninle bu konuyu konuşmadan veya James Cameron'ın hayatına özel olarak ilgi duymamış biri olarak bilmezdim mesela. Tahmin etmezdim. Ama abi şöyle, o kadar bilmene gerek yok. O tulkunları görüp de onları balinaya benzetmemek için salak olmak lazım. Ya yani evet ama tulkunlar sadece şu kadarcık bir zımbırtı için, içlerinden çıkan yağ için öldürüldüğünde hiçbir şey hissetmedim mi zaten? Ya hissettim ama bu mesela o kadar çok filmde var ki. Yani mesela bu buna kayıtsız da kaldık. Bu ölçekte yok elbette de. Buna ben kayıtsız da yine bu konular deyip geçiyorum mesela ben. Ha ben zaten bu konulara duyarlı olduğum için kendimi alacak bir dersim yok. Ama mesela belki bazı aktivistleri gaza getirmek maksadı taşıyor olabilir. Ona bir şey diyemem. Bilmiyorum abi. Popüler Hollywood filminin aktivist falan gaza getireceğinden şüpheliyim işte yani. O böyle bilmiyorum yani. Belli olmaz o işler. Yani zannetmiyorum James Cameron'ın balinaları kurtaracağını. Ama yani James Cameron sen bunu yaparsın abi. Ne yapabilirsin ki başka? Böyle bir hırs hikayesi şu an benim gene gözümden kaçmayan Tom Cruise bu arada yani. Şeyleri işte adamın izledin sen de konuşuyorduk az önce o motosikletle yaptığı stuntları falan filan. Hı hı. Abi o şeyi izlerken, o videoyu izlerken işte Tom Cruise atlıyor, işte o ilk atlayış herhalde. İniyor sonra paraşütle filan. Sonra o antrenörlere çalışanlar bilmem ne filan böyle bir alkışlıyor diyor filan falan ya. O anı görünce şöyle hissetmeden edemedim. Ya bir tane adrenalin canki manyak bir herif var. Sonsuz parası var zaten koskoca Tom Cruise yani. İşte sağdan soldan atlamak istiyor. Ama diyor ki ya bunu yaparken film de çekelim ya boş durmayalım diyor filan. Ve hep yani beraber de adama eğiliyoruz abi, gibi geliyor bana bak biraz. Şuna bak yani filmler iyi mi kötü mü? Vallahi kötü diyemem ama popüler. Ben çok sevmem Mission Impossible serisini filan. Ben, yani. Ben çok severim. Başarılı buluyorum ve üstüne koya koya gittiğine de inanıyorum. Aksiyon yani, filmi şey olarak aksiyon, kabul elbette. Ömercan yani, aksiyon sevmez ama Salt böyle şey ya, aksiyon sevmez. Şey severim abi atıyorum mesela Daredevil'un işte tek shot bilmem ne kameralı öyle şeyleri ya severim. Ben sana böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Kate Beckinsale denen bir abla var biliyor musun? Tabii. Eyvallah. O her yeni saç modeli denemek istediğinde kocasına film çektirtiyordu tamam mı? O seri de 7 tane falan oldu. Abi bırak hani onlar film çekeceğine Tom Cruise gibi adamlar film çeksin. En azından çektikleri film bir boka benziyor. Yok benziyor. Kadınlar değil adamlar film çeksin dedi. Bu buraya gidecek ben sana söylüyorum bak. Nereye giderse gitsin ben asla gocunmuyorum. 2 tane şey var seri var benim sinir olduğum. Bir tanesi Mila Jovovich'in serisi. İkisi de yönetmenleri kafesledi abicim. Canları
Bunların sıkıldıkça film çektiriyor. Bir tanesi boşadı, kurtuldu. Hiçbirini izlemedim. Ne yapıyor yani, bilmiyorum. Yani. Ben hiç izlemediğim, hiç mesela ben vampir camiasını bilenler bilir hiç sevmem. Vampir yani ben hep aynı canım. Yine mi vampir falan. Hani o canlıyı sevmem. Fakat bir tane şey var. Hiç izlemediğim, aşırı merak ettiğim. Kesin izledin. Abraham Lincoln vampir. Avcısı. Abi yani. O ne o? Ede bunu mu merak ettin? Hayır. Şunu ben merak ettim. Ben sana 10 tane liste vereyim. Bari şuradan şeyi merak et. Cevdet. İzle hayır. Demiyorum. Bari, madem sevmiyorsun. Hayır. Merak et. Bari Fatih Sultan Mehmet'li Drakula'yı merak et. Yani en azından ecdadın yani. Onu biliyorum da. Şey diyeceğim. Hayır. Bu özel bir hani fetiş bir durum mu var orada? Yani ne alaka? Ya alternatif tarih öyküsü sonuçta. Abraham Lincoln'un bilmediğimiz bir huyu varmış. Ha, böyle bir şey. Arada vampir öldürüyormuş yani. Anladım. Güzel mi? Film, ben hikaye. Abraham Lincoln vampir avcısı. Ya demin piranaları sevdin ya. Ya belki sen bunu severdin. Ben seviyorum ama benim sevdiğim her şeyi sevmeyin arkadaşlar. Ondan sonra gidiyorsunuz, izliyorsunuz başınıza iş alıyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın. Yani filmin adına bakın. Ha, domatesler insan öldürüyor. Ben bunu ayık kafayla ve yalnız başıma izlemeyeyim. Bu bir parti filmi. Hani bunu böyle arkadaşlarla toplanalım, içelim, eğlenelim, kafamız güzelken izleyelim. Alkol dostumuz değildir ama olsun. Bu filmler o zaman seninle dost kanka oluyorlar. Tamam, böyle ama böyle. Onun dışında da bir de şunu düşün abi, düşünsene. Bizde böyle bir şey yapıldığını. Yani ben Atatürk tutacağım. Vampir avcısı gibi mi? Gibi. Mesela vampir avcısı da mesela iltica avcısı falan. Wow. Celal bayağı zombilere karşı. Bir şey söyleyeceğim. Zombilere karşı. İltica avcısı demeyeceksin işte ona. Metaforu öyle kuracaksın. Evet, işte zombiler. Vampirler orada olacak. Zombiler aynen. Ben orada böyle bir alegori falan da fark etmemiştim. Elde orak morak bilmem ne doğruya geziyordu abi ama vardır onun da meraklısı. Ben bu arada hiç düşünmemiştim. Yani şey hani böyle işte ırk yani Ku Klux Klan avcısı falan gibi. Bizde köleliği böleliği kaldığına herif ya hakikaten Lincoln. Ben mesela bu şeyi... Ama yok diyor alegori. Hayır ama tamam da şey ya de kağıt üstünde her şeyde alegori var. Yani zorlayıcı kağıt üstünde var işte canım. Belli ki yani niye Lincoln? Şey başka bir sürü başka mı var ne bileyim. Yalnız Ozan'ın... Washington'ın köleleri vardı belki o yüzden. İşte tamam mı yani? Ozan'ın şu dediğini hakikaten unuttuk bak. Yani dedi ya abi parti filmi. Parti filmi diye bir konseptimiz var. En sonunda biz Kötü Çocuk'ta yapmıştık, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kendi adını konuş. Yani biz yapmıştık. Benim sevgili yurt dışına taşınmış ve bir daha bunu yapamadığım için üzüldüğüm arkadaşlarımla son parti filmimiz Fogs of Hindostan'dı arkadaşlar. Siz o filmi bilir misiniz? Şey filmi, Bollywood filmi bu. Anlaşılıyor. Evet. Bollywood'un işte Karayip Korsanları tarzı bir filmi. Ve prodüksiyon bütçesi falan bayağı yüksek yani. Ama Bollywood filmi yani. Dans, şarkı bunlar olduğu için. Fakat bayağı... Mesela şey olabilir mi? Mesela komik. Bollywood filmlerinin Hollywood versiyonu. Mesela danslar otomatik kesilmiş ama hani yönetmen masada yani kurgulamış onu. Dans yok filmde. Dance free yazıyor mesela. Bir Bollywood filmi. Kısa film mi? Artık yani tabii. Çünkü kesersen kısa film oluyor. Onlar bayağı bir dans ediyorlar. Çünkü. Bayağı ediyorlar evet gerçekten. Abi bir de o yani Bollywood'da bu aksiyonlarda yani bu sırf Tags of Hindostan'da da yok başkalarında da var. Yani aksiyon olayını nasıl abartabiliriz? Şey değil. Yani kalite bilmem ne işte ne bileyim işte Tom Cruise filmleri, Cerçurt gibi anlamda değil. Mantık olarak diyorum. Fuck Gravity. Yani evet yani o en azından şey olarak görmüşsündür. Kesit olarak internette görmüşsündür. Tabii tabii böyle şey vardı. Atla koşuyor, tır çıkıyor karşısına. Atı yan yatırıyor. Kayarak altından geçiyorlar abi, falan. Ya da böyle şey var. Fakat böyle bunu izlemek keyifli değil mi bu arada? Bunu abi, reddetmiyorsun. Yani gülünç bir yandan. Neyle izlediğine bağlı. Evet. Çayla farklı. Çayla değil. Çayla değil. Yani o şey var mesela meşhur bir tane böyle büyük kare kalkanlı tipler var filan bir araya geliyorlar. Mancınağa biniyorlar. Mancınık topuna dönüşüyorlar. Sonuçta adamların kendi stili var. O stili bir şekilde kendi izleyicisi ve işte böyle ilginç geldi diye arada bize falan yediriyorlar. Tabii tabii canım. Bir kabul eden büyük bir seyircisi var tabii ki. Yoksa niye, nasıl çeksin? Bunların A Tank diye bir filmleri vardı. Jaws çakması. Hı. Ama bir türlü çakamamışlar. 10 senede falan çekebilmişler filmi. Böyle köpek balığı bayağı bildiğin şeyde yatmış uyuyor yani kedi gibi. Okyanusun dibinde. Şimdi Jaws'un ilk sahnesini düşün. Orada hani hippie bir kız bir adamla böyle bakışıyor. Ondan sonra bu soyunuyor, atlıyor suya, yüzüyor, gidiyor falan filan. Şimdi bunlar biraz daha tutucu insanlar tabii oldukları için bunlar öyle
partide tanıştılar, denize girdiler olmasın diye bunları başta bir evlendiriyorlar. Bunlar karı koca. Kadın gelinlikle, bu arada soyunmuyor tabii, gelinlikle denize girip şarkı söylemeye başlıyor. Yaklaşık bir 10 dakika kadar şarkı söylüyor ve köpek balığı yeter ulan kafam şişti diye kalkıyor. Yani normalde yemeyecek. Bir uyuyor köpek balığı suyun dibine yatmış. Böyle... Hocam akşam orada olmuş. Orada Bollywood bir küçük şey yapmış yani, bir kendiyle hesaplamış. Kendisi çok mu şarkı söylüyorsa acaba? Yani şekildi bu. Ama tabii aslında her şey bu baskıcı taraftan geliyor. Mesela o dansların hepsinin ayrı bir anlamı var. Biz çözemiyoruz onu. Yani çok uzmanıysan çözersin falan filan. Mesela baş başa dans eden kadın erkek aslında sevişti demek. Kesinlikle öyle. Onlar sevişiyorlar ama biz sevişmelerini göremiyoruz. Sanatsal. Güzel. Bunlar götürdüler. Doğru. Şey de yani, olabilir mesela toplu dans ettiklerinde işte biz bu çağrıdan memnun değiliz. Aslında değişmesini istiyoruz ama şöyle, değişmiyor falan. Ha aynen. Ben bağladım şimdi, sen bambaşka bir yere gideceksin diye düşündüm. Ya ben üniversitede bunu hatırlıyorum. O yüzden güncellendiyse bu bilgi bilmiyorum da mesela Bollywood filminde öpüşmek bile yasak mesela bildiğim kadarıyla. Hani böyle çıplakla falan geç. Bollywood şey yok. Fakirlik yasak. Evet. Hatta şey yasak abi. Mesela orada hani Hindular ve Müslümanlar arasında filan çatışmalar, şeyler oluyor ya. Mesela bunu da çok üstüne örten filmler var. Böyle hep beraber dans ediyorlar, ediyorlar falan. Yani şu çok meşhur ya. Avare filmi vardır. Hı hı. Tabii çok eski bir film aslında ama Hollywood, Bollywood daha da eski. Hı hı. Ve o döneme kadar hiç böyle fakirlerin hayatına kamera doğrultmamışlar. Hep evet, böyle zenginlerle takılmışlar falan filan. Avare işte ilk böyle geliyor ve millet... Gerçek anlamda kapıları kırıyor. Öyle bir laf vardır ya. Hasılat rekorlarını kırdı. Açıyorsun bakıyorsun. Fena değil. Yani kurtarır. Ama niyeyse bir hasılat rekoru var, o kırılıyor. Bir de kapıları kırdı. Ben o kapıları bak, gerçekten kırmışlar Adana'da. Kapıları evet, kırma olayını hep ters anladığımı fark ettim şu an. Hep ben böyle hani film o kadar sevildi ki coşkuyla çıkarken kapılar kırılıyor diye düşündüm. O yüzden şimdi düşündüm ki aslında o çok insan olduğu için içeri doğru açılırken kırılıyor demek değil mi herhalde? Yani filme gelmeye çalışıyorlar. Filmden kaçmıyorlar. Ben böyle çıkarken yani wow inanılmaz. Ben hep öyle düşünmüştüm. Bollywood'u da almış olduk. Bollywood'u da almış olduk. Güzel oldu. Peki bir de bak son olarak bu kadar hep büyük isimlerden gittik. Bu muhabbetin teması da olmuş oldu. Christopher Nolan sence ne yapıyor? Bin sinirlendiriyor. Ya tamam, herkes Oppenheimer'ı büyük bir hevesle bekliyor falan filan ama... Çünkü çok filmini yani çok kez mutlu etti Christopher Nolan. Ben ama bilim kurgularla mı mutlu etti abi? Biyografi çekiyorsun ya, yapma ya. Şey yapma, biraz prestijde biraz ya. Tesla mesla filan bir tık biyografi. Abi o da bilim kurgu filmi sonuçta yani. Tamam hayır, şey Tesla değil. Da... bir dakika, meşhur o ne? Dunkirk değil mesela. Dunkirk ayrı ama canım, Dunkirk diğer filmlerine benzemiyor zaten. Benzemiyor ama yine Christopher Nolan imzası taşıyan bir zamansal zımbırtı muhabbeti var ya. Öykü anlatıyor. Yani öykü anlatımı zamanı güzel kullanıyor. Bence burada da çünkü bütün filmlerin ortak noktası bu yani zaman. Şu anda hani ben bir yönetmen olacağım büyüyünce ve benim ana konum zaman olacak demiş gibi küçüklükten adam. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu Oppenheimer'da da zamanla ilişkilendirebileceğimiz çok şey var aslında. Bir de flashbackler olabileceğini gördük yani yine. Hani en kötü böyle kullanır. O yüzden yine ben bir Nolan filmi olabilme potansiyelini görüyorum. Öte yandan Tenet'i hiç beğenmedim. O başka bir konu. Buyurun. Ya en azından bu adam şunu yapabiliyor. Ben şimdi bir şey yazdım. Tamam mı? Bunun adı Tenet. O ne lan? Tenet. Ve kitabım var mı? Hayır. İşte önceden çekildim. Hayır. Ne istiyorsun? 200 milyon dolar istiyorum. Kimsin? Ne olur al. Ya bunu doğru. Hollywood'da yapabilecek şöyle, başka bir adam yok. Şöyle oluyor ama o zaman. Tenet işte. Peki ne bu? Ters oku. Tenet. Yani. Öyle tersten mi? Okudun. Üç dakika sonra. Palindromik. Madara kaymakam neden makam yakar adam? Bu da tersten okursan. Wow. Kafam yandı helal. Şeyi biliyor musun? Anastas bu mu? Satsana. O çok klasiği de. Yani, bunu da ben çekeceğim Tenet'ten sonra. Türk versiyonu. Bir bitmek bilmeyen film şeklinde. Ya neyse, sonuçta Oppenheimer rüya takımı gibi bir kadroya sahip. Çok iyi bir yönetmenin elinde. Tabii ki çok güzel bir film olacak. Ama benim Nolan'dan beklediğim film olmayacak. Onu biliyorum. Yani ya da şöyle baktığında yani en sevdiğim Nolan filmleri dediğimde şunlar ha bir de işte Dunkirk ve bu Oppenheimer var falan diyeceğim. Yani şimdi insanlar gerçekten Nolan filmlerine böyle bir hani Inception'da ne olduydu lan sonunda falan filan diye
şimdi bile yapıyorlar. Hani o posterde şeyler var ya, tarih. Böyle iyice bir açmışlar aralarını. Şimdi o işte 7 ne demek acaba falan. Ulan bir şey değil işte, adam poster yapmış, o şekilde yapmış. Çünkü yani Amerikalılar tarihi biliyorsun ters yazıyorlar. Ay, gün, yıl şeklinde yazıyorlar. Şimdi ben gördüm sağda solda dünya kadar adam oradaki şifreyi çözmeye çalışıyor. Ben de onlara tarihi normal sırasıyla, yani gün, ay, yıl sırasıyla işte kullananların posterlerini atıyorum. Orada çünkü rakamların yerleri değişik. Yani çok kasmayın abiciğim. Bu öyle bir film değil. Bu biyografi filmi. Ama çok güzel görselleri olacak belli. Yani, Nolan'ın da şeyi var. Nolan'ın da ben yani kendi röportajından okuduğumu hatırlıyorum. O da ben hani ailecek gidip çok eğleneceğimiz film çekmeyi seviyorum. Küçükken böyle yani Star Wars izledim ben de ailemle falan. Ve şimdi de hani öyle çok eğlenceli film yapmak istiyorum diyen bir adam. Ve Oppenheimer'ı mı yapıyor? Şöyle Oppenheimer için değil bu yani. Ta zamanında verdi. Hani şeyler için. Bütün Batman'ler, Inception'lar falan hepsi için yani. Ne bileyim abi, atom bombası atıyorlar. Nagasaki ay. Çok komik şeklinde. Ama hani zaten şunu demek istedim yani. Nolan'ın da biraz alameti farkası aslında. Yani Interstellar'mış, Inception'mış hepsinde bir kafa karıştırma şeyi vardı, kabul. Fakat aslında o kadar karmaşık falan değildi. Bir Tenet orada bir yani başka yok, bir şey yok. Ben kafamı karıştırsın, mutlaka twist yapsın vesaire falan filan istemiyorum. Biri kurgu çeksin diyorum ya. Tamam işte. Ya biyografi çekmesin. Biyografi çekecek dünya kadar adam var. Ver bunu, Hollywood'da dünya kadar adam çeker. İşte, ama hani Inception'ı ver, işte Interstellar'ı ver, Nolan'dan başkası doğru düzgün çekemez gibi ya, düşünüyorum bu, ben. Bu bütün bu hani nükleer enerji bilmem ne filan oralarda belki hani Nolan'ın o hoşumuza giden bir şeyleri bir çıkar mı ortaya acaba diye ben düşünüyorum. Ya bu nükleer enerji değil de atom bombası olduğu için daha çok. Biliyorum ben, ne bileyim. Interstellar'da mesela zamana böyle bilim kurgu vari bir yerden bakmıştı. Yani tabii. İşte bu meşhur Einstein muhabbeti vesaire. Evet, görece biliyorum. İşte ne bileyim, tenatışım sayamayacağım ama Dunkirk'te mesela zamanın göreceliliği üzerine aslında onların zamanı nasıl geçiyor? İşte daha büyük bir zaman falan. Yani başka bir yerinden bakmıştı. Burada da yine eğer zaman olacaksa yani bir teori olarak şuradan yaklaştırabilir mi acaba diye ortaya atıyorum. Şey hikayesi vardı çok. Kim anlatmış bana? Can Türkdoğan anlatmıştı galiba. İşte bir atom bombası patladığında o çıkan enerjiyle işte zamanı emme ve zamanın işte durma muhabbetleri. Bunu Can'ın anlatması mümkün değil Cevdet. Bir dakika. Sungur anlatmış olabilir. Neyse. Hatırı karıştırıyor olabilirim. Neyse. Orada hani tabii ki bunu hikayeye estetik bir açıdan yaklaşmak için bu tarz bir şeye mi girecek diye böyle bir kafamda kadar, bir şey duruyor. O kadar biyografi filminden o kadar bilim kurgu bir şey çıkması ben beklemem açıkçası canım yani. Yani bilim ya, kurgu gibi değil de böyle. Mutlaka bir Nolan'lık olacaktır işin yani. İçinde de yani düz şey olmayacaktır yani ne bileyim biyografi. İşte. Evet, düz tabii biyografi abi, düz film olmaması lazım. Abraham Lincoln çekmişti ya şey işte. Steven Spielberg kim çekmişti onu? Ha, yavaş bir film. Ödül de aldı falan. Lincoln'du o filmde herhalde. Galiba. Lincoln'du şey oynuyordu meşhur. Daniel Day-Lewis. Öyle bir film beklemem ben tabii, açıkçası tabii. Yani. Yok öyle bir ben karaktere girilmiş biraz öyle bir film bekliyorum. Çünkü Nolan'ın ama şöyle kariyerine bir baktığımızda gerçekten çok sevilen bir yönetmen. Ama kaç tane Oscar adaylığı var mesela? Yani akademi ne kadar ciddiye almış bunu? Anladım. Bir de yani çok istediği işler var. Mesela hep bir James Bond filmi çekmek istiyor. Buna vermiyorlar abi James Bond filmini. Gittiler Sam Mendes'e verdiler. Sam Mendes gitti. Yani Nolan'ı taklit edercesine bir film çekti o Skyfall. Ya Nolan çekmiş deseler ben yerim onu. Evet, o kadar. Evet. Yok ya, o adam, kadar benzer bir şekilde. Onu da aldılar elinden. Evet. Ne yapacak şimdi bu? Yani şey gibi düşün. Spielberg nasıl Indiana Jones'lar çekti, E.T.'ler çekti vesaireler çekti. Ondan sonra herkes işte kaçış sineması yapıyorsun sen normalde sinemacı değilsin falan filan dediğinde ha öyle mi deyip böyle Schindler's List'i yapıştırıp hadi verin bakayım Oscar'ları falan filan deyip götürdüm alı. Aynı hesap. Yani olabilir. Haklı böyle bir noktaya doğru. Geldi. Büyük bir ihtimalle olabilir. O bir kendini kanıtlama, en azından akademik anlamda kanıtlama derdinde olabilir. Gerçi bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Artık akademi herhalde bir son Yüzüklerin Efendisi vesaire falan furyasını atırım. Bütün Oscar'ları aldı en iyi film dahil. Dolayısıyla artık bilim kurgu ve veya fantastik ögeli sinemalara da Oscar verebilme potansiyeline sahip. O işte şey Schindler'in Listesi yıllarındaki gibi değil. Ama yine de ben katılıyorum şey baktıklarına yani hani taraflı baktıklarına, bilim kurgu mesela Interstellar'ı ciddiye almayacaklarına Oscar özelinde. Ben muhteşem diyebileceğim performanslar izledim yakın tarihte. Hepsi korku filmlerindeydi diye adaylık dahi gelmedi. Gelmez yani. Doğru.
Yok canım yani bu Moonlight'ın filan Oscar aldığı senelerden beri zaten bayağı politik filmlere gidiyor artık iyice şeyler. Yani bu geçen sene hatırlamıyorum bile bu arada. Geçen sene ne en iyi film kazandı? Koda. Ne? Koda. Koda. Ha şey duyma engelli filan falan. Bak mesela çok sevimli bir filmdi. Ama ben yani bir yılın en iyi filmi olmasını çok hayret ediyorum o filmin. Ya, bence Oscar'ı zaten yılın en iyi filmine vermiyorlar. İşte yani en yılın... inovatif filmine belki. Geek muhabbetinin sonunun gelmediğini kanıtlayan bir arkadaşımız olduğun ortaya çıkıyor. Ve de burada suni ve bıçakla kesilen bir durum yaratmak zorunda hissediyorum kendimi. Haydi bakalım kes. Çünkü yani Hilal oradan sikeceğim bunu nasıl kurgulayacağım ben diye şey yapmaya başladı. Efendim konuştuğumuz konular hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce sayın yönetmen veya oyuncularımız bu işi hırs için mi yapıyor? Ne için yapıyorlar? Bu büyük isimler veya Bollywood falan filan hakkında sizin görüşleriniz neler? Aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Sayın Ozan abimiz bizi kırmadı ve geldiği için teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederim. Çağırdığınız için ben teşekkür ederim hatta. Biz kameraları kapatıp öyle sohbete devam edelim istedim. Olur. Hilalsiz. Madem yollamıyorsunuz. Yaşasın. Görüştük.